Evet arkadaşlarım, Limit'in ilk bölümünü bitirdik. Şimdi konuyla ilgili testlerimizi çözeceğiz. Değerli öğrencilerim, lütfen sadece konuyu dinleyip geçmeyin. Çözdüğümüz sorular da oldukça önemli. Burada yakalayacağım bir bakış açısı ya da bir ayrıntı senin bir sürü soru çözmene sebep olabilir. Bunlar birbirini tamamlıyor. Benim derslerimde soru çözümleri, konu anlatımı birbirini tamamlıyor arkadaşlarım. Şimdi çok uzatmadan ilk soruma geçmek istiyorum. X eşittir bir apsisin noktasında tanımlı olan f(x) fonksiyonun bazı x değerlerinin görüntüleri hesaplanıp aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bak bu ifadede çok önemli bir ayrıntı var. Ne diyor? Bir noktasında tanımlı diyor. Yani fonksiyon hakkında bildiğim tek şey bu mu? Bu. Bir de nedir? Şuradaki tablo. Ben bu fonksiyonun bir noktasında tanımlı olduğunu biliyorum ve x'in farklı değerlerdeki sonuçlarını biliyorum. Buna göre verilen bu tablodan elde edilecek 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 1'e bakalım. Tablo x değerinin 1'e azalarak yaklaşırken görüntülerin 4'e yaklaştığı hissini veriyor. Bakın 1'e azalarak yaklaştığı kısım aslında sağdan yaklaşım diyor değil mi? Ne oluyor? 4'e yaklaşıyor. 4,05'ten 4,025 olmuş, sonra 4,005 olmuş, 1'de de 4 olmuş. Demek ki 4'e yaklaşma hissini yaratıyor. Bir de sıkıntı yok değil mi? Ama bu, aman dikkat, aman 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 dikkat. 4'e sağdan yaklaştığımda sonucu, pardon 1'e sağdan yaklaştığımda sonucu 4'tür anlamına gelmez. Ya hocam biz deminden beri, yani dersin başından beri biz bunu konuşuyorduk, nasıl gelmez? Şu yüzden, fonksiyonumuz belli değil. Fonksiyon hakkında bildiğim tek bilgi var. O da bir noktasında tanımlı oldu. Bu şöyle olabilir. Bak şimdi. Ben sana şurayı yazmak istiyorum. X 0,999 şurada 1 olsun. Burada değeri ne eşitmiş? 3,999'a. 1'de değeri ne eşitmiş? 4. Şöyle yapalım. 4. Şimdi bu iki nokta arasında... Bura böyle olabilir, şöyle gelebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Ben fonksiyonu bilseydim böyle bir düşüncede olmazdım. Bak 0,999 değer arttıkça, halbuki biz 4'e yaklaşıyor demiştik. Bu değer 3,999'dan küçük olabilir. Neye yaklaştığını bilmiyorum. Fonksiyon tanımlı olsaydı ben bunu bilebilirdim. O yüzden fonksiyon hakkında tek bilgim bu. Bir de tablodaki değerler. Fonksiyonun nasıl olduğunu bilmediğim için biz kesinlikle fonksiyonu 1'e sağdan yaklaştığında limiti 4'tür diyemeyiz. Ama 4'e yaklaştığı hissini veriyor deriz. Bu durumda o zaman 2 otomatikman yanlıştır. Bakın 1'e soldan yaklaştığında limit 4'tür diyor. Eğer fonksiyonumuz belli olsaydı evet limit 4'tü. Fonksiyonumuz belli değil. Belli olmadığı için bunu söyleyemiyoruz arkadaşlarım. 2 yanlıştır, 1 doğrudur. Tablodaki değerler yardımıyla y eşittir fx fonksiyonun x eşittir 1 için limiti söylenemez. Evet söylenemez. Sebebini de açıkladık. Çünkü fonksiyonumuz belli değil. Ama şurada fonksiyon belli olsaydı. Örneğin atalım 3x artı 5 gibi bir fonksiyon olsaydı, belli bir fonksiyonumuz var. Deriz ki bu fonksiyon doğrusal fonksiyon. Evet, o zaman limiti 4'tür. Sağdan soldan limiti 4'e eşittir. Limitinin var olduğunu söylerdik. Ama böyle bir şey olduğunu bilmiyoruz. Soru işareti. O yüzden x1'deki limiti söylenemez. Bakın konu anlatımda ben böyle bir detaydan bahsetmedim. Çünkü fasikülümüzde de yoktu. Ama ne oldu? Burada çözmüş olduk. O yüzden birbirini tamamlıyor arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Bak bu sefer ne vermiş? Y eşittir ax artı b gibi bir doğrusal fonksiyondan bahsetmiş. Fonksiyon bu kez belli. O zaman limitinden bahsedeceğiz. Bu fonksiyon için x2 apsisi noktasının etrafındaki bazı değerler alınarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tamam. Verilen bilgiler doğrultusunda tabloya bakılarak yapılan yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakıyorum. Tablo x değerlerinin 2'ye soldan yaklaşırken fx görüntülerinin artarak 3'e yaklaştığını hissettirir. Şimdi 2'ye soldan yaklaşıyorum arkadaşlarım.
Doğmuş 2.6 iken 2.84, 2.93, 2.96, 2.99 olmuş. Evet, değerler hep artmış. Bize ne diyor? FX görüntülerin artarak 3'e yaklaştığı hissettirir. Birincisi doğrudur. 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonun limiti 3'tür diyor. Evet, 3'tür. 3'e yaklaştığı hissini veriyorsa limiti 3'tür. Ama ne şartla? Fonksiyonumuz belli ise. Az önceki soruda fonksiyon belli değildi. O yüzden limit hakkında konuşamadık. Ama burada fonksiyonumuz belli, limit hakkında konuşabiliyoruz. İkincisi de doğrudur. Buna bakalım. X 2'ye giderken limit yoktur demiş. Arkadaşlarım, olur mu öyle şey? Bak, soldan yaklaştık, 3'e yaklaştığını gördük. Soldan yaklaştığımızda 3. Sağdan yaklaştığımızda da 3'e eşit. Sağ limit sol limite eşitse o zaman limit vardır deriz, ama bize yoktur demiş, yanlıştır. 3 yanlış, 1 2 doğrudur. 3'e bakalım. Yukarıdaki tabloda fx fonksiyonun grafiği ve bu fonksiyonla ilgili ifadeler verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 2'ye sağdan yaklaştığımızda fx'in limiti 0'dır demiş. İki noktam belli. Sağdan yaklaşıyorum, inceleyeceğim grafik bu grafiktir. Neye yaklaştı? Y değerine bakıyoruz. Sıfıra. O yüzden sıfırdır ifadesi doğrudur sevgili gençler. Hemen ikincisine bakalım. Üçteki limiti soruyor. Tabii bunun için sağdan ve soldan limitlerine bakmam lazım. Hemen şunu da yazayım. Şimdi arkadaşlarım, sağdaki limitine bakalım. 3'ü buldum. Sağdan yaklaştım. İnceleyeceğim grafik budur. Ne eşittir? 1'e. Şimdi soldan yaklaşacağım 3'ü. İnceleyeceğim grafik budur. Y değeri 1. Arkadaşlar, sağ limit sol limite eşit ve 1. Yani 3'teki limiti 1 olmadı. Bize 2 demiş, yanlıştır. Geldik üçüncüsüne. Rx, R için fx fonksiyonu limitlidir demiş. Arkadaşlarım, şimdi burası böyle sürekli mi sürekli? Sürekli olan kısımla ilgilenmiyorum. Şuraya bakıyorum. Aralarında hiç boşluk yok. Tamam. Aralarında boşluk olan yere baktım. Bu noktanın apsisi de 3. Sağdan ve soldan limiti olduğu için, hani birbirine eşit olduğu için 3'te limiti vardır. O zaman burada, hani burası sonsuz, burada sonsuza gidiyor ya, artı sonsuz, eksi sonsuz olarak. Bütün noktalar için limiti var. Ayrıca 3'ü de kontrol ettik. Orada da limiti var. Zaten burada yazmıştık. Demek ki her x, r için limitlidir ifadesi doğrudur. Dörde bakalım. Fx fonksiyonun grafiğine göre hangisi doğrudur demiş. F-1'de tanımla. Ne demek bu? Yani -1'de görüntüsü var mı, ona bakacağız. -1'de görüntüsü varsa, yani y değeri varsa tanımlıdır. Yoksa tanımlı değildir. Şimdi bakıyorum, -1'i buldum. İçi dolu olan yere geldim. Evet, f-1 burada 2 eşit. Görüntüsü var. Tanımlı. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim yanındaki ifadeye. -1'deki limiti 1'dir demiş. Bunun için ne yapacağız arkadaşlarım? -1'e sağdan ve soldan yaklaşacağız. Şimdi sağdan yaklaşalım. -1'e sağdan yaklaştım. İncelemem gereken grafik bu. Nereye yaklaştı? 1'e. Şimdi -1'e soldan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. Neye yaklaştı? Y değerine bakıyorum, sıfıra. Sağdan limit soldan limit eşit değil. Demek ki -1'de limiti yok. Bu ifade yanlıştır. Şöyle silelim. Geldik ikincisine. F1'de tanımlı. Hemen bakıyorum. Yani x1 için görüntüsü var mı? İçi dolu olana bakıyorum. Evet, var. Demek ki tanımlı. Şimdi x1 için limiti 2'dir demiş. Arkadaşlarım, şimdi burada da hadi bir kere daha açık yazalım. Artık bildiğinizi düşünüyorum. 1'e sağdan yaklaşacağız. 1'e soldan yaklaşacağız. Yani sana böyle yazıyorsa hem sağdan hem soldanı kontrol edeceksin. Bir ifadesine sağdan yaklaştım. İncelemem gereken grafik bu. Neye yaklaştı? 3'e. Şimdi 1'e soldan yaklaştım. İncelemem gereken grafik bu. Neye yaklaştı? Y değerinde 3'e. Sağdaki limiti soldaki limitine eşit olduğu 3'e eşit olması lazım. Ama bize ne demiş? 2 demiş. O yüzden yanlış. F-1'de tanımlı. Evet, burada tanımlı demiştik. Ve -1'deki limitine de arkadaşlarım, limitin yok demiştik. Bize 2 demiş. Bunu incelediğim için
yanlış olduğunu görüyorum. Sıfırdaki limitine bakalım. Gençler, grafiğin üzerini boşaltalım. X sıfırı buldum. Sıfırı buldum. Sıfıra sağdan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. Y değeri 2'dir. Soldan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. Y değeri 2'dir. 2'ye yaklaşıyor. Buranın sıfır değil. Ne olmalıydı? 2. O yüzden yanlış. Geldik buna. F1 tanımlı. Evet, bunun için tanımlı demiştik. Doğru. 1'e giderken ki limiti 3'tür. İşte onu burada bulmuştuk. Doğru cevabımız Edirne arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre -3, 3 kapalı aralığındaki tam sayıların kaç tanesinde f fonksiyonun tanımsız olduğu halde limiti vardır? O zaman tanımsız olduğu halde limiti vardır ifadesine dikkat ediyoruz gençler. Tanımsız olduğu noktaları bulacağız. Bunun için içi boş olan deliklere bakacağız, tamam mı? Biri burada, biri burada, biri burada, öyle diyeyim, biri de burada. Şimdi ne diyor? Tanımsız olduğu halde. Bakalım. Bu fonksiyonun -2'deki görüntüsü var mı? Yok. O yüzden tanımsızdır. Dursun. Şuna bakıyorum. X0 için. X0 için fonksiyonun görüntüsü var mı? Ne demek istiyorum gençler? Aynı buradaki gibi. X1'de görüntüsü içi dolu olan kısımdır. Görüntüsü var. O yüzden 1'de tanımlı. Fakat buraya baktığımda 0 için içi dolu olan bir yer yok. 0'da tanımsız. Şimdi 1'e bakıyorum. 1'de içi dolu olan bir yer var. Dolayısıyla 1 tanımlı. 2'ye bakıyorum. 2'de içi dolu olan bir yer yok. 2'de tanımsız. Tanımsız olduğu noktaları bulduk. Peki hangisinde limiti var arkadaşlar? -2'ye bakıyorum. Soldan yaklaştığımda değeri 1'e eşit. Sağdan yaklaştığımda 1'e eşit. O zaman -2'de limiti var. 0'a bakıyorum. Sağdan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. 0'a yaklaşıyor. Y değeri 0. 0'a soldan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. Y değeri -1'e geliyor. Bakın sağdan 0 dedim. Soldan -1 dedim. Eşit olmadığı için limiti yoktur. Şimdi 2'ye bakıyorum. Soldan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. 1'e eşit. Sağdan yaklaştığımda inceleyeceğim grafik bu. 1'e eşit. Sağ ve sol limiti var. Hatta birbirine eşit olduğundan limiti vardır diyeceğiz. Yani -2 ve 2 için hem tanımsız hem de limiti vardır diyoruz. 2 tane nokta oluyor arkadaşlarım. Bakın böyle bir soru gelebilir. Evet, zor değil. Herkesin yapabileceği bir soru. Ama şimdi sana göre zor değil. Limiti eksik çalışan öğrenci için gerçekten zor. Geldik 2. testimize. İfadesinin eşiti nedir? Yapacağım iş buldum. Buradaki noktayı içine yazmak. X yerine yazmak. 2'nin karesi eksi 2 eksi 2. 2 artı 2. 4 eksi 4'ten 0 bölü 4'ten 0. Geldik diğerine. X yerine 1 yazacağım. 1'in karesi artı 2m artı 1 bölü 1 artı 2 eşittir 1. Buradan 2 artı 2m'nin karekökü 3 ile 1'i çarptığım zaman 3. İfadenin karesini alıyorum. Buradan 2m 7, m'yi 7 bölü 2 buluyoruz. Geldik 3'e. Y 0'dan farklı ve 1'den farklı diyor. Eşiti nedir? Sana diyor ki x y'ye giderken x yerine y yazacağız. Y küp eksi y kare, y kare eksi y. Yukarıyı y kare parantezine alıyorum. Y eksi 1. Aşağı y parantezine alıyorum. Y eksi 1. Y eksi 1'ler gitti. Y'lerden biri gitti. Sonuç y. Geldik buraya. A artı b nedir demiş. Arkadaşlar x yerine 1 yazacağız. Ve buradaki sonucu bulacağız. 1'in karesi artı a çarpı 1 artı 3. X yerine eksi 1 yazacağız. Ve buradaki limitin sonucunu bulacağız. Eksi 1'in karesi eksi b çarpı eksi 1 artı 4 eşittir 8. Bakın 1'in karesi artı 3'ten 4 gelir. 4 artı. Burada da 1 artı 4'ten 5 gelir. Eksi b ile eksi 1'i çarptığımda artı b gelir. A artı b ifadesi 9. 8 eksi 9'dan eksi 1 gelir arkadaşlar. Evet, bu testimiz sıkıntı değil. Gerçekten kolay. Ama çözelim. Şimdi gençler x1'e giderken ki sonuç verilmiş. x1'e giderken ki fx'in limiti nedir diyor. Bunu şöyle yapacağız. Fx'i şöyle bir ayıralım. Onu bir kenara atalım. 2 çarpı
Limit x1'e giderken fx artı. Limit x1'e giderken x küp eksi 5x kare artı 4x eksi 1 eşittir 5. Ne yapacağım burada? X yerine 1 yazacağım. 1 eksi 5 artı 4 eksi 1. Buradan eksi 1 geldi. Demek ki şuradaki limitin sonucu eksi 1'miş. Eksi 1'i karşı tarafa attım 6. Bak 2 var burada. Bölü 2, 6 bölü 2'den demek ki bu da 3'müş değerli öğrencilerim. Yani burada çocuk gibi şey yapmayalım, işlemleri artırmayalım. Yaz gitsin. 6'ya bakalım. Fx fonksiyonun grafiğine x1'e giderken ki limitinin değeri soruluyor. Şimdi arkadaşlarım x yerine 1 yazdığımda aslında bize f1 bölü 1'deki tersinin oranını soruyor değil mi? Şimdi nasıl yapacağız? Sen üçgende benzerlik kullanabilirsin. Ya da fonksiyonun kendisini bulup tersini alabilirsin. İki şekilde de göstermek istiyorum. Öncelikle burada fx'in 1'deki değerini bulalım. Bak 1'deki değerini. Şöyle uzattım, 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 uzattım. Evet burada diklik var, burada diklik var, benzerlik var. 2'nin 3'e oranı, 3'ün soru işaretine oranı. 2 bölü 3, 3'ün soru işaretinden soru işareti buradan 9 bölü 2 gelir. Yani f1 neymiş gençler? 9 bölü 2'ymiş. Şimdi ne yapacağım? Tersinin 1'deki değerini arıyorum. Bu sefer de tersini alacağım. Tersinde ne yapıyorduk? Y eşittir x'e göre simetriğini alıyorduk. Y eşittir x'e göre simetriğinde olay şu. AB noktası Y eşittir X'e göre simetriğinde BA noktası oluyor. Yani buradaki 3 noktası X'de 3 olacak. Eksi 2 noktası Y'de eksi 2 olacak. Ve işte tersi bu şekilde olmuş oldu. Bu sefer ne diyor sana? Bunun 1'deki değeri nedir? X yerine 1 yazacağız ve onun Y değerini bulacağız. Şimdi gençler yani bize şurayı mı soruyor? Onu siyahla gösterelim. Burayı soruyor. Şimdi bak 2'nin 3'e oranı, burada 2 birim var. 2'nin 3'e oranı. Şurayı ben bilmiyorum. Soru işaretinin 2'ye oranı. Soru işareti buradan 4 bölü 3 geldi. 4 bölü 3 geldi, aman dikkat. Ben burada değerini arıyorum. Dolayısıyla buradaki 4 bölü 3 ifadesi negatiftir. Eksi 4 bölü 3 diyeceğim. Ve ifadeyi ters çevirip çarptığımda eksi 27 bölü 8'i verecek. Ya hocam işi zorlaştırdın diyebilirsin. Ama kimi öğrencim için burası çok daha kolay olabiliyor bu çözüm şekli. Peki diğer çözüm şekli nedir? Eksenleri kestiği noktaları yazacağım. X bölü eksi 2. Hani bu y ya. O yüzden şöyle diyeceğim. Fx bölü 3 eşittir 1, 3, 2. Hatta bunu eksi 2 ne diyelim? Şurayı eksi 3 diyelim arkadaşlar. Paydalar 6 olsun. Şurada artı 2 olsun. Paydaları 6 yapalım. Şimdi buradan 3x bölü 6 geldi. Buradan da evet. Buradan da 2fx bölü 6 geldi. Buradan da 6 ifadesi 6 bölü 6 ifadesi geldi. Ne yaptık biz? Durun ya. Şurada bir kafa karışıklığı yaptım herhalde. Şimdi emin olamadım yaptığım işlemden. En iyisi şöyle yapalım. 3 ile eksi 2 ile burayı da eksi 6 ile yapalım. Aynı şey olacak da yine de yazalım. Fx'i yalnız bırakıyorum arkadaşlarım. Şimdi x yerine 1 yazacağım. F1 eşittir 3 artı 6 bölü 2'den 9 bölü 2. Bunun tersini alalım. Hatırlarsanız ax artı b cx artı d şeklinde bir fonksiyonumuzun tersini alırken d ile a işaretlerin tersini alarak yer değiştiriyorlardı. Ve tersi bu şekilde oluyordu. Şimdi bana söyler misiniz bunun tersi nedir? Tersi şuraya ben 0x artı şeklinde yazarsam tersini böyle yazayım. Eksi 2x artı 6 bölü eksi 3 oldu. Evet bunun yerine de 1 yazacağım. Çünkü 1'deki değeri lazım bana. 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3 oldu. Gördünüz mü? Aynı ifadeleri bulduk. Oranladığımda eksi 27 bölü 8. Bilerek bu yolları gösterdim ki hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 7. sorumuza bakalım. Fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. A, eksi 5, 5 kapalı aralığındaki bir elemanmış. Ve x a'ya soldan yaklaşırkenki limitinin değeri
A'ya sağdan yaklaştığındaki limitin değerinden büyükmüş. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane A tam sayısı vardır? Evet, bu ifade başlangıçta okuyunca gözünü korkutabilir ama öyle değil. Biz neyi biliyoruz gençler? Limitinin olabilmesi için sağdan ve soldan limitlerinin eşit olması gerektiğini. Demek ki burada büyük varsa sağdan soldaki limit birbirine eşit değil, o noktada limit yok demektir. O zaman biz grafikte neye bakacağız? Limitinin olmadığı noktalara, yani böyle kesildiği, böyle parçalandığı noktalara bakacağız. O nokta hangi noktadır? Eksi 2. Çünkü bak yukarısı aşağısı farklı. O nokta hangisidir? 0. O nokta hangisidir? 2. Evet, buradaki 3 noktamızda limit yok. Hem de bu aralık için konuşuyorum. Şimdi devam edelim. Bizden ne istiyor? Soldaki limitinin büyük olmasını. Arkadaşlarım, eksi 2'ye soldan yaklaştım. İncelemem gereken grafik bu. Değeri 2'ye eşit. Sağdan yaklaştığımda ise değeri eksi 2'ye eşit. Bak sağdan yaklaşıyorum. İncelemem gereken grafik bu. Eksi 2. Ne oldu? 2 eksi 2'den büyük. Önce soldan yaklaşmıştık. O zaman 2, pardon, eksi 2 ifadesi için sağladı. Şimdi devam ediyorum. Şu eksi 2'yi bir silelim. Evet, şunu da silelim. Şunu da silelim. Ve sıfıra bakalım. Sıfıra soldan yaklaşıyorum. Sıfıra soldan yaklaştığımda incelemem gereken grafik bu. Y değeri sıfırdır. Soldan yaklaştım. Sıfır oldu. Arkadaşlarım sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığımda değer 2 oldu. Sıfır 2'den büyük mü? Değil. O yüzden sıfırı almıyoruz. Şimdi siliyorum. Geldik 2 noktasına. Soldan yaklaşıyorum. Önce sola bakıyorum arkadaşlar. Soldan yaklaştım. İncelemem gereken grafik bu. Y değeri 2'dir. Sağdan yaklaşıyorum. İncelemem gereken grafik bu. Y değeri 0'dır. 2 sıfırdan büyük olduğu için 2 noktası da olur. Bu eşitsizliği sağlar. Demek ki 2 tane tam sayı değeri varmış arkadaşlar. İşte bu. Nasıl yaklaşırsak o kadar kolay çözülüyor bu soru. Eğer biz burada, ha şöyle diyelim. Başından beri teker teker deneyerek de gidebilirdik. X yerine eksi 5, eksi 4, eksi 3, nokta 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 en son 5. Buradaki tam sayıları verip deneyebilirdin ama uzun. Biz neyi biliyoruz? Sağdan ve soldan limitler birbirine eşitse limitin var olduğunu, eşit değilse limitinin olmadığını biliyoruz. O zaman grafikte parçalanmış noktaya bakacağız. Nereden kesilmiş? Buradan parçalanmış. Buradan parçalanmış, buradan parçalanmış. Bitti. Demek ki orada limit yok. O kadar. Şimdi gelelim 8. soruya. Fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. Bayağı bir karışık. İnceleyelim. A'ya soldan yaklaşırken limit 2'ye eşitmiş. Arkadaşlar şu 2'yi bir işaretleyelim. Soldan yaklaşırken 2 arıyorum. Eşitliğini sağlayan A değerlerinin toplamı ne? B'ye sağdan yaklaşırken ki değerler 2'ye eşitmiş. Sağlayan B değerlerinin toplamı K olduğuna göre n-k nedir? Şimdi soldan yaklaşacağım arkadaşlar. Bütün 2 olan kısımları bir bulalım. Bak 2 olan kısımları ben sana kırmızıyla çizmek istiyorum. İşte. 2 olan kısım bu. O zaman başlıyorum. Hep soldan yaklaşacağım. Soldan yaklaştım. Eksi 4'e soldan yaklaştım. 2'ye eşit. O zaman bir tanesi eksi 4. Şimdi eksi 3'e bakın. Soldan yaklaştım. 2'ye eşit. Şimdi arkadaşlarım eksi 2. Eksi 2'ye bakıyorum. Soldan yaklaştım. 2'ye eşit. Şimdi devam ediyorum. Soldan yaklaşacağım. Soldan yaklaştım. X3 için soldan yaklaştığımda 2'ye eşit. Bir de ne var arkadaşlarım? Bir de ne var? Başka yok. Tamam, başka yok. Şimdi buradaki ifadelerin toplamı bize A'yı verdi. Nedir? Şu 3'ler gitti. Eksi 6'dır. Gelelim diğerine. Arkadaşlarım bu kez diyor ki sağdan yaklaş diyor. Sağdan yaklaşabiliyorsak tamam. Bak burada hiçbirine sağdan yaklaşamıyorum ama şurada sağdan yaklaşabildim. Demek ki eksi 2 noktadan sağdan yaklaşınca 2 oldu. Şimdi sağdan yaklaşabiliyorum. Sağdan yaklaşabildim. Dolayısıyla 3 için alacağım. Peki başka yok mu? Şurada da var. Sağdan yaklaşabildim. Sıfıra sağdan yaklaştığımda 2 oldu. Bir de hangisi var? Şurada. 5'e sağdan yaklaştığımda 2 oldu. Bitti.
4 tane de burada varmış. Onların toplamını soruyor. 8 eksi 2'den 6. B'yi de 6 bulduk. Ama bize ne demiş? A değerlerin toplamına ne? B değerlerin toplamına K demiş. Şimdi oldu. N'miz eksi 6. K'mız da 6. Topladığımızda eksi 12 olur. Arkadaşlar artık soldan sağdan yaklaşmayı iyi bildiğimizi düşünüyorum. Üçüncü testimize geçtik. İfadesinin eşiti nedir? Y'ye 0 ver. Y'ye 0 verdiğimde şunlar gitti. Elimde ne kaldı? Limit x 1'e giderken x kare artı x bölü 1 kaldı. Şimdi x yerine 1 yazacağım arkadaşlar. 2 bölü 1'den cevap 2'dir. Geldik buraya. Fx verilmiş. X 2'ye giderken diyor. Yani ne yapacağım? Önce x yerine 2 yazacağım. Ve f2'yi soruyor. f2 için x yerine 2 yazdığımda 4 bölü eksi 1'den eksi 4 oluyor. Şimdi ne yapacağım? X yerine eksi 4 yazacağım. Eksi 4'ü yazalım. Ne oldu? Eksi 2, eksi 7'den 2 bölü 7 oldu. Oo, ifadesinin eşiti nedir? Aman dikkat. Bak konu anlatımında bunun bir benzerini çözmüştük. Eksi 4 x küp artı 6 x kare. Zaten buraların hepsi artı olsaydı bu x artı 1'in dördüncü kuvveti olacaktı. Eksi olduğu için diyeceğiz ki x eksi 1'in dördüncü kuvveti. Aşağıda da ne var? Görüyorsun x eksi 1'in üçüncü kuvveti var. Sadeleştirdiğimizde x eksi 1 olur. Ve x yerine de 1001 yazdığımızda cevap 1000 olur gençler. Geldik 4'e. İfadesinin değeri nedir? X yerine 1 yazacağız. Logaritma 3 tabanda 1 yazalım. 1 artı 3 artı 5 9. Logaritma bak 9 diyorum dikkat et ama küp kök içinde. Yanlış mı yazdım? Yanlış ya değil. O zaman diyeceğim ki 9'u 3'ün karesi şeklinde yazalım. 3'ün karesinin küp kök içinde. Şimdi burayı düzenleyelim. Logaritma 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 bölü 3. Ne yapıyorduk gençler logaritmanın özelliğinden? Kuvvetlerini oranlayıp logaritma 3 tabanında 3 yazıyorduk. Cevap 2 bölü 3. 3 tabanında 3 de 1'dir. 2 bölü 3. Geldik 5. sorumuza. İfadesinin sonucu varsa kaçtır? Bu tür sorular özellikle kesinlik sorularında çokça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi birinci yolun şu olabilir. Bak birinci yol. Birinci yol. Burada yazan iki ifadesi yerine yazınca kökün içini sıfır yapıyor mu? Yazalım. 2'nin karesi 4 çarpı 2 eksi 3'ten 9 oldu. Kökün içini sıfır yapmadı. Demek ki 2'ye soldan yaklaştığımızda bu değer 9'a yaklaşıyor deriz ve sonucu 3'tür olur arkadaşlar. İkinci yol. Şimdi limitinin olabilmesi için bu kökre ifadenin tanımlı olması gerekir. Tanımlı olması için neye bakacağım arkadaşlar? X kare artı 4 x eksi 3 büyük eşit 0'a bakacağım. Ama burada bize bir şey demiş. X 2'ye soldan yaklaşırken x 2'den küçük ifadesini şuna benzetmeye çalışacağım. Arkadaşlarım bakın. Şurayı tam kare yapmaya çalışalım. X kare artı 4 x artı 4 eksi 7. Buradan x artı 2'nin karesi eksi 7 geldi. Şimdi şunu oluşturalım. Her tarafa artı 2 ekliyorum. O zaman x artı 2 küçük 4. Her tarafın karesini alıyorum. X artı 2'nin karesi küçük 16 ve her taraftan 7 çıkartıyorum. O zaman x artı 2'nin karesi eksi 7 küçük 9 oldu. İfadenin 9'a yaklaştığını gördüm. Demek ki limiti şey içi 9'a yaklaşıyor ya. Kök 9'dan 3 geliyor arkadaşlar. Ne yaptım birinci yolda? 2'yi yerine yazdım. İçini pozitif mi yapıyor, negatif mi yapıyor? Bunu kontrol ettim. Pozitif yaptı. Sonucunu 3 eşitledim. İkinci bir başka yolda şöyledir arkadaşlar. Aslında yol demeyelim de. Burada yazılan noktayı yerine yazdığımızda kökü 0 yapıyor mu bunu kontrol edeceğiz. Kökü 0 yapmıyorsa bu bir kritik nokta değildir. O zaman içine yaz gitsin. Şimdi kesinlik sorularında kesinlikle şu ikinci yolu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlik sorularında içi büyük eşit 0 olacak ve 2'ye soldan yaklaşma diyor ya. X küçük 2'den içerisindeki ifadeyi oluşturacağız. Altıncı soruya bir bakalım. Ne demek istediğimi anlatacağım gençler.
Şimdi x yerine 2 yazdım. 2'nin karesi eksi 4'ten ne oldu? 0 geldi. Kökün içini 0 yaptı. Demek ki buradaki 2 ifadesi kritik bir noktadır. Kritik noktada sağdan soldan yaklaşmamız gerekir. Buraya bakıyorum, x 2'den küçük. Şu ifade x kare eksi 4'tür. Arkadaşlarım, burada ben karesini aldığımda x kare küçük 4 olur. Eksi 4 dediğimde x kare eksi 4 küçük 0 olur. Yani kökün içindeki ifade negatif bir ifadedir. Negatif olduğunda biz bunun limitini alamayız çünkü tanımsızdır. Tanımlı olabilmesi için kökün içinin büyük eşit 0 olması gerekir. Ama oluşturduğumuz ifade 0'dan küçük oluyor, tanımsız oluyor. Dolayısıyla limiti yoktur deriz arkadaşlar. Bir başka şekilde de şöyle yaklaşabiliriz. X yerine 2 yazdık, baktık limit kökün içi 0. O zaman diyeceğiz ki 2'den birazcık küçük, yani 1,99 ver. 1,99'un karesi de 4'ten küçük bir ifadedir. 4'ten çıkardığımızda negatif olur, limiti yoktur deriz. Şimdi 7'ye bakalım. Arkadaşlar, bu tür sorular çok çok önemli. Kesinlik sorularında biz buradan yaklaşacağız. Sanırım 4. testte o tarz bir soru var. Çözeceğiz. Tamam mı? X pi'ye yaklaşırken x yerine pi yazacağım. Sinüs pi eksi kosinüs pi bölü sinüs pi artı kosinüs pi. Arkadaşlar, sinüs pi sıfırdır. Kosinüs pi de eksi birdir. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Aşağıda da eksi bir var. Oranladığımda eksi bir gelir. 8'e bakalım. X 1'e gidiyor. Arktanjant ifadesi vermiş. Sonucu nedir? Hemen x yerine 1 yazacağım. Arktanjant x yerine 1 yazıyorum. Karekök bölü 2 eksi 3. Yani ne oldu? Arktanjant kök 3 bölü eksi 1'den arktanjant eksi kök 3 oldu. Aman dikkat! Trigonometride tersinden bahsetmiştik. Tanjant ve sinüste biz ne yapıyorduk gençler? Birinci ve dördüncü bölgeyi alıyorduk tanım aralığı için. O yüzden burada tanjant, biz bunu alfa eşitlersek tanjant alfa eşittir eksi kök 3. Burada tanjant artı, burada da eksi, demek ki dördüncü bölgede arayacağız. Tanjant 60'ın kök 3 olduğunu biliyorum. Bunu dördüncü bölgede düşünürsek şuraya 60 dediğimizde eksi 60 almamız lazım. Buradaki alfa eksi 60'tır. 60'ı da radyan cinsinden yazarsak pi bölü 3'tür. Yani eksi pi bölü 3 cevabımızdır. 9'a bakalım. X yerine 2 yazacağız. X yerine 2 yazdığımızda 2 üzeri 3 eksi logaritma 2 tabanında 2 yazıyorum. 6 artı 8. 8 de 2'nin küpüdür. Logaritma 2 tabanında 2'nin küpü olmuş oldu. Bölü. Ben buraya 2 dediğimde kökün içi eksi 1. Ama kökün derecesi de tek olduğu için sıkıntı yok. Arkadaşlarım, 3 başa geçiyor. Logaritma 2 tabanında 2 de 1'dir. 8 eksi 3'ten 5 olur. Aşağıda da eksi 1 var. Cevabımız eksi 5'tir. Ona bakalım. Tanjant x 2'ye gidiyormuş. Limitinin sonucu nedir? İfadede tanjantla bir şey yok. Ya tanjanta benzeteceğiz ya da ne yapacağız? Bak şimdi, ilk yolum şöyle olsun. Üçgenimi oluşturdum. Tanjantım karşı bölü komşudan böyle. Hipotenüste kök 5 gelmez mi? Sinüs x'imiz nedir? Karşı bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Kosinüs komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5. Aşağıda da bunların aradaki ifadesi eksi olacak. Ne oldu? 3 bölü kök 5 bölü 1 bölü kök 5'ten 3 oldu. Bir başka ifade de, bakın yukarıda yapacağım iş şu. Sinüs x artı kosinüs x bölü kosinüs x bölü. Burayı da kosinüs x'e bölelim ki ifadenin sonucu değişmesin. Bakın, sin x bölü cos x'ten tanjant x. Cos x bölü cos x'ten artı 1. Aşağıda da tanjant x eksi 1. Tanjant x yerine 2 yazıyorum arkadaşlarım. 2 artı 1'den 3, 2 eksi 1'den 1, 3 bölü 1'den 3 geldi. Evet, geldik 4. testimize. Fx fonksiyonu verilmiş. Her x elemanıdır reel için limitli olduğuna göre a gerçek sayısının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi. Bir çift derecelik kökten bahsediyoruz. Limitinin olabilmesi için öncelikle bunun tanımlı olması lazım. O zaman gençler, içinin ne olması lazım? Büyük eşit 0 olması lazım. Değil mi?
Zaten burayı sıfır yapan bir kök varsa o nokta kritik noktadır. Sağdan soldan incelememiz gerekiyor. Tabii ki limitinin olduğu nokta tanımlı olduğu aralıktır. O yüzden ne dedim? Büyük eşit sıfır dedim. Eğer biz bunu eşittir sıfır olarak alırsak ne olacaktır? Kökü olacaktır arkadaşlarım. Evet, kökü olacaktır. Ve kökün içi sıfırdan büyük olacak ya. Delta eşittir sıfır olacaktır. Şöyle ifade edelim. Eğer burada farklı iki kök olacaksa o zaman içindeki ifade artı eksi artı şeklinde işaretler alacak. Her zaman bütün x için limiti var olmayacak. O yüzden ben bunu eşit iki kökü olarak alayım ki tabloda bulduğumuz kökün dışındaki ifadelerde hep artı artıyı versin. O yüzden delta eşittir sıfırdır. Ne için dedim? X kare eksi ax artı 4 eşittir 0 için dedim. Şimdi büyük sıfır ifadesi için ne alacağım? Arkadaşlar burada da x kare eksi ax artı 4 büyük sıfır için ifadesinde de buradaki denklemi sıfır yapan kökünün olmaması gerekir. Bakın x karenin artı olduğu için bütün reel sayılarda tabloyu oluşturduğumuzda hep artı 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 şeklinde gelecek ve bütün reel sayılarım için buradaki denklem sıfırdan büyük olacak. O yüzden bir de neye bakacağım? Delta sıfırdan küçüğe bakacağım. Yani inceleyeceğim aralık delta küçük eşit sıfır aralığıdır. Muhteşem bir soru. Gelmez mi? Gelir. Yani böyle bir soru gelir. Sen ikinci dereceden denklemleri bitirdin mi? Bitirdin. Sıkıntı yok. Bunu yapabilirsin. Ne dedik? Bizim burada dikkat edeceğimiz kısım şu. Elimizde derecesi çift olan bir köklü ifade var. Limitinin olabilmesi için bunun tanımlı olduğu aralık önemli. Tanımlı olduğu aralık da içinin büyük eşit sıfır olduğu aralıktır. Ve bu aralıkta limiti her zaman olmalıdır. Bütün x değerleri için her zaman olmalıdır. O yüzden dedim ki birinci ifadede eşittir sıfır yapan kökler iki tane eşit kökü olsun ki tam kare ifade oluşsun. Tabloda artı artı şeklinde olup kökün içi her zaman bize pozitifi versin. Delta eşittir sıfır dedim. Diğer ifadede büyük sıfır durumu büyük sıfır olsun ki yani bunun içini sıfır yapan bir kök olmasın. Bu da ne demektir? Delta küçük sıfır demektir. İşte iki ifadeyi oluşturduk. Bunu arayacağız. Bence muhteşem bir soru arkadaşlar. Şimdi b burada x'in katsayısıdır eksi a. Eksi a'nın karesi. A dediğimiz x karenin katsayısı. C dediğimiz 4. Yani buradan a kare eksi 16 küçük eşit 0. A eksi 4. A artı 4 küçük eşit 0. Köklerimiz bunlar. Tablomuzu oluşturuyorum. Bu kökler eşitsizliği sağladığı için bak eşittir diyor ya. Yani bu kökler eşitsizliği sıfır yapıyor, sağlıyor. O yüzden içini boyuyorum. A karenin artı olduğu için artı eksi artı diyorum. Küçük eşit sıfır dediği için yani eksi 4 ile 4 kapalı aralığı oluyor gençler. Geldik ikinci sorumuza. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar bakın içinde bir köklü ifade var. Ben size ne demiştim? Bir önceki testimizin 5. sorusunda. Kesinlik sorusunu arıyorsak şunu yapacağız demiştim. Ve dikkat edin, ifadeyi düzenlemeliyim. Nasıl? Öncelikle ben neyi kontrol ediyordum? Biri yerine yazınca sıfır yapıyor mu yapmıyor? Bir yazalım. Eksi 1 artı 2 eksi 1'den sıfır oldu. Kökün içine sıfır yaptığı için bir kritik noktadır. Ve 1'e sağdan soldan yaklaşacağım. Arkadaşlar şimdi şu içini bir düzenleyelim. Eksi parantezinde x kare eksi 2x artı 1. Bunu daha da düzenlediğimde x eksi 1'in karesi olmuş oldu. Neyi biliyorum? X yerine 1 yazdığımda kök sıfırdan sıfır geliyor. Ama şimdi buradaki ifadeyi 1'e sağdan yaklaşalım. Bakın şurası zaten pozitifi verecek. Pozitifin önünde eksi var. O zaman kökün içi eksi olduğundan limiti yok diyeceğim. Şimdi şuraya bakıyorum. Limit x 1'e soldan yaklaştığında bakın bu parantezin içi karesi olduğu için oradaki sonuç her zaman pozitifi verecek. Önündeki eksiden dolayı eksi olacak. Burada kökün içi negatif olduğundan limit yok diyeceğiz. Uzun lafın kısası.
Sağdaki limit yok, soldaki limiti yok. Yani x1'de limiti yoktur diyeceğiz. Limitin olabilmesi için sağdaki limitinin soldaki limiti eşit olması lazım. Ya da burada bir tanesinin limitinin olması lazım. Ama ikisinin de yok. O yüzden biz buna sıfırdır diyemeyiz. Sadece x yerine 1 yazdığımızda sıfır buluyoruz. Yani 1'de tanımlıdır sadece bu. O sıfırdır. Ama sağdaki ve soldaki limiti olmadığı için limiti yoktur arkadaşlarım. 1 kesinlikle yanlıştır, doğrudur diyemeyiz. Geldik buraya. X yerine 1 yazacağım. 2 üzeri 0'dan 1. Doğru. Şimdi geliyorum buraya. X yerine 1 yazacağım. 1 yazdığımda yani aslında şu yukarıdaki ifade nedir arkadaşlarım? X eksi 1'in küpüdür. Yani düzenleyelim. X eksi 1'in küpü bölü arksinüs x. Şimdi limit x 1'e giderken x yerine 1 yazdım 0. 1 yazdım da sinüs 1 geliyor. Sinüs 1'e ifade yapan da pi bölü 2'dir. 0'ın pi bölü 2 oranı 0'dır. Bu da doğrudur. 2 ve 3 doğru. Ama 1 yanlış, yanlış, yanlış. Sebebi anlaşılmıştır umarım. Ha tamam, x yerine 1 yazdığımızda 0 geliyor. Ama ikinci dersi lütfen hatırlayalım. Oradaki çözdüğümüz örnek soruyu hatırlayalım. Orada sağdan limiti vardı. Soldan limiti yoktu ama sağdan limiti vardı köklü ifadede. Ve sağdan limitin kendisine eşitti. Oradaki kritik noktadaki değerine eşitti. Ama burada ne yaptık? Hem sağdan hem soldakinin limitinin olmadığını gördük. Limiti yoktur dedik sevgili arkadaşlar. Müthiş bir soruydu. Şimdi hemen bakıyoruz üçüncü sorumuza. Fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. Buna göre eşitliğini sağlayan a gerçek sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi gençler, buradaki köklü ifadenin sonucunun sıfır olabilmesi için içinin sıfır olması gerekir. Yazıyorum. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken sonucu sıfır olacak. Arkadaşlar grafiğe bakıyorum. Fonksiyonun y değerinin sıfır olduğu noktalar eksi 4, eksi 2, 1, 4 değil midir? Peki ben bunlara sağdan yaklaşamıyor muyum? Sağdan yaklaştığımda 0, sağdan yaklaştığımda 0, sağdan yaklaştığımda 0, sağdan yaklaştığımda 0. Demek ki buradaki noktaların hepsi sağlıyor. Toplamı da eksi 1'dir. Bize toplamını soruyor. Bak ne yaptım? Kökün içi sıfır olsun ki dedim. Sonuç sıfır olsun. Demek ki limiti sıfır olmalı dedim. Limiti sıfır olacaksa artık onun nasıl sıfır olduğunu biliyoruz. Hepsini x ekseni kestiği noktaların sağından yaklaşabiliyor muyum? Onu kontrol ettim. Bu. Sağından yaklaşabiliyorsam çünkü burada artı var. Oradaki dört tane nokta sağlıyor dedim. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aman dikkat. Bak az önceki soruda burada köklü ifade var. Limitin dışında bir köklü ifade var. Burada da limitin içinde bir köklü ifade var. Köklü ifadede limiti arıyorsak içinin arkadaşlarım büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük olacak. Şimdi biz bunu nasıl inceleyeceğiz? Limit a'ya sağdan yaklaştığında sonucu sıfırsa tamam kökün içi sıfır olacak. Ama sıfır olan noktalarımız nelerdir? Y değeri sıfır olan eksi 4, 1, 4 ve 5'tir. Evet, bu noktalarda fonksiyonun değeri sıfıra eşittir. Fakat limitinin olabilmesi için buranın büyük eşit sıfır olması gerekir. Dolayısıyla bulduğum sıfır ya sıfır artı olacak ya da sıfır olacak. Sıfır artı olduğunda arkadaşlarım o zaman burada kökün içi evet, kökün içi sıfırdan bir tık büyük olacak ama sıfıra yakın olacak. Biz burada sıfıra eşittir diyeceğiz. Ama sıfır negatif olursa sıfıra yakın ama sıfırdan bir tık küçük. Bir tık küçük olduğu için kökün içi negatif olacak. Limiti yoktur diyeceğiz. Fark bu. Bakın buradaki ile buradakinin farkı bu. Burada limitinin zaten sağdan yaklaştığında sonuçları sıfır oluyor.
O yüzden oradaki x ekseni kestiği noktaları topladım. Fakat bu şekilde içinde köklü ifade varsa bulduğumuz ifade sıfırdan sıfıra sağdan yaklaşıyor şeklinde olması lazım. Şimdi bakıyorum. Sağdan yaklaşma için inceliyorum. Eksi 4'e sağdan yaklaştım. Evet sıfır ama sıfıra nasıl yaklaşıyorum? Sıfırdan büyük değerlerden yaklaşıyorum. Dolayısıyla sıfıra sağdan yaklaşmış olduğum için eksi 4 sağlıyor diyorum. Yani arkadaşlarım bileşik fonksiyonda ne yapıyorsak sağdan soldan diye burada da aynı şekilde yaklaşıyor. Şimdi geldik 1'e. 1'e sağdan yaklaştım. Evet sıfıra geliyor ama sıfıra nereden geliyor? Sıfırdan küçük değerlerden sıfıra geliyor. Yani sıfıra soldan yaklaşıyor. O yüzden 1 olamaz. 4'e bakalım. Sağdan yaklaştım. Evet sağdan yaklaşımda bu grafik olacak. Ama sıfıra yaklaşırken sıfırdan büyük değerlerden yaklaşıyorum. Sıfırın sağından yaklaşmış oluyorum. Dolayısıyla 4 sağlıyor. 5'e bakın. 5'e sağdan yaklaşıyorum. Sağ dediği için sağdan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. Evet sıfıra geliyor. Fakat bak sıfıra kendinden küçük, sıfırdan küçük değerlerden geliyor. Sıfıra soldan yaklaşıyoruz. O yüzden 5 olamaz. Toplamı 0 olacak gençler. Gerçekten bu tür sorular dehşet sorular. Konuyu anlatan, özetleyen sorular. Evet, konu anlatım önemli. Limitin anlamı önemli, kritik nokta önemli. Bunlar çok önemli. Burayı bir bitirelim. Köklü ifadelere nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları bir özetleyelim. Şimdi bakın fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir demiş ve bunu vermiş. Bu ifade nedir arkadaşlar? F sıfıra sağdan yaklaşıyor ve budur değil mi? Şimdi sıfıra sağdan yaklaşacağım. Sıfıra sağdan yaklaştığım inceleyeceğim grafik budur. Evet eksi 2 geliyor. Bak şöyle diyeyim. F eksi 2 geldi. Ama nasıl eksi 2? Arkadaşlarım grafiği şöyle düşürürsek eksi 2'den büyük değerlerden eksi 2'ye yaklaşıyor. Yani büyük dediğim için sağından yaklaşıyor. O yüzden artı diyorum. Şimdi arkadaşlarım şurayı silelim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağız. Eksi 2'miz burada sağdan yaklaşıyorum. İncelemem gereken grafik bu. Evet 0. Ama nasıl 0? Bak iz düşür. Sıfıra geliyorum. Sıfıra sıfırdan büyük değerlerden yaklaşıyor. Yani sağından. Şimdi geldik son olarak işlemime. Sıfıra sağdan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik budur. Ve sonucu da eksi 2'dir. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz. fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen limitlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş arkadaşlarım. Şimdi burada birincisine bakacağız. Mecbur hepsine tek tek bakacağız. A şıkkı orada bakmamız gereken F sıfıra sağdan. Evet. Şimdi F sıfıra sağdan yaklaşacağım. Yani inceleyeceğim grafik bu. Eksi 2. Ama nasıl eksi 2? Y değerine bakıyorum. Eksi 2'den büyük değerden eksi 2'ye yaklaşmış. Yani sağdan. Şimdi eksi 2'ye sağdan yaklaştıracağım. Yani inceleyeceğim grafik bu. 0 ama sıfıra nereden yaklaşıyorum? Sıfırdan büyük değerlerden. Y'ye bakıyorum arkadaşlar. Sıfırdan büyük değerlerden yaklaştığım için 0 artı olacak. Sağdan yaklaşıyorum. Şimdi sıfıra sağdan yaklaştım. İncelediğim grafik bu. Cevap eksi 2'dir. Yani bunun sonucu eksi 2'ymiş gençler. Grafiğimi siliyorum. Ve devam ediyorum. Bu B şıkkına bakalım. F 4 artı. 4 artı dediğine göre 4'e sağdan yaklaşacağım. İnceleyeceğim grafik bu. Evet 0 oluyor ama nasıl 0? Bak grafiği y'ye iz düşür. 0'a giderken 0'dan küçük değerlerden geliyor. Yani soldan yaklaşıyor. 0'a soldan yaklaşalım şimdi. Grafikte 0'a soldan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. Cevap 2'dir. Bak bu eksi 2, bu da 2 çıktı. Geldik C şıkkına. C şıkkında x yerine ne yazıyorum? 3 artı yazıyorum. Arkadaşlarım, 3'e sağdan yaklaşıyorum. İnceleyeceğim grafik bu. 0'dır. 0 ama nasıl 0? Y'sine bakalım.
Sıfırdan büyük değerlerden yaklaşıyor, dolayısıyla artıdır. Şimdi sıfıra sağdan yaklaşınca inceleyeceğim grafik budur. Yani eksi 2'dir. Bunu da eksi 2 bulduk. Bu da eksi 2 gelecek. Bu da eksi 2 gelecek. Farklı olan budur arkadaşlarım. Ama öğretici olması için D ile E'yi de yapalım. Çünkü hala yaklaşmada zorlanabilirsiniz. Şimdi burada 3 tane F var. 3'e soldan yaklaşıyor. Şöyle kapattım. Grafiğin üzerini siliyorum. 3'e soldan yaklaşacak, inceleyeceğim grafik bu. Neye geldi? Eksi 2. Şöyle yazalım. F, F, eksi 2. Ama nasıl eksi 2? Bak buradan geliyorum. İz düşümünü aldığımda bunu eksi 2'ye yaklaşırken eksi 2'den büyük değerden yaklaşıyorum. O yüzden artı. Şimdi arkadaşlarım burayı sildim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşacağım. Sağdan yaklaştım. İnceleyeceğim grafik bu. Evet 0. Sıfıra geliyor. Ama nasıl sıfıra? Bakın sıfır için şöyle grafiğin iz düşümünü alıyorum. Sıfırdan büyük değerlerden geliyor. Artı. Şimdi sıfıra sağdan yaklaştığımda cevap eksi 2'dir. Gördüm. Şimdi E şıkkına bakalım arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Ve sonucu nedir demiş. Şimdi bu ifade x küçük 2 ifadesidir değil mi? Yani gel buna 1.99 yaz. O zaman ifade ne oldu? F 1.99 oldu ama önünde eksi var. Eksi 1.99 oldu. Aslında buradaki ifade eksi 2 için düşünülürse eksi 2'den büyük ya 1.99. Sağından yaklaşıyor olur arkadaşlar. Yani F eksi 2 artı oldu. İşte bu oldu arkadaşlar. Şimdi eksi 2'ye sağından yaklaşacağım. Eksi 2'ye sağından yaklaşıyorum. Bak sağından yaklaştım. İnceleyeceğim grafik bu. Sıfıra geliyor. Sıfır ama nasıl sıfır? Bak iz düşüm aldığımda sıfırdan büyük değerlerden sıfıra yaklaşıyor. Yani sağından yaklaşıyor. Şimdi gelelim sıfıra sağından yaklaşalım. Sağından yaklaşırken inceleyeceğim grafik bu. Eksi 2'ye geliyor arkadaşlar. Yani iyi ki çözmüşüm. Az kalsın çözmeyecektim. Şurada farklı bir durum söz konusu. Hepsinden farklı bir bakış açısıyla yaklaştık. Şurasına dikkat edin. Gerisi tamamdır arkadaşlarım. Evet. Diyeceklerimiz bu kadardı. Ama köklü ifadeleri toparlamak istiyorum gençler. Orası bizim için önemli. Ve şurada yeni bir sekme açayım hemen. Köklü ifadelerden bahsedeyim. Arkadaşlarım örnek vererek gitmek istiyorum. Mesela şöyle bir ifade verildiğinde x 3'e giderken şöyle düşünelim. Burada da 12 olsun. Şimdi 3'e gidiyor. Limiti var mı yok mu bunu kontrol etmek istiyorum. Yapacağım ilk iş x yerine 3 yazmak. 3'ün karesi eksi 12 karekökten. Ne oldu? Kökün içi 9-12'den negatif oldu. Kökün içi negatif olduğundan biz buna limit yok diyoruz. Limit olmadığı için zaten x yerine 3 yazdığımızda içi negatif oluyor ya. Burada sağdan soldan yaklaşmana gerek yok. Direkt limiti yok diyorum. Ama şöyle bir ifade verse. X 3'e nasıl bir ifade olsa. Örneğin kök içinde x kare eksi 9 gibi bir ifade var. Evet kök içinde x kare eksi 9 gibi bir ifade var. Şimdi x yerine 3 yazıyorum. 3 yazdığımda kökün içi 0 oluyor değil mi? Kökün içi 0 olduğu için 3 noktasına göre ben burada sağdan ve soldan limitine bakmam gerekiyor. Ve diyoruz ki arkadaşlarım 3'e sağdan yaklaştığımızda İfade şöyle oluyor. Hani 3'ten bir tık büyük oluyor ya. Örneğin 3,001 karesi eksi 9. Yani 9'dan bir tık büyük oluyor. Bir tık büyük olduğu için kökün içi pozitif geliyor. Ama nasıl pozitif? 0 pozitif. 0'a yakın ama 0'dan bir tık büyük. Ve sonuç tabii ki 0 geliyor. Ama limit x 3'e soldan yaklaştığımızda hani bu x kare eksi 9 ya bunu 2,99 şeklinde düşünürsek bunun karesi eksi 9'dan 3'ten küçük bir ifade olduğu için karesi de 9'dan küçük olacak. Farkı bize negatifi verecek. Bak 0'a yakın alacağım ama 0'dan bir tık küçük olduğu için 0 üzeri eksi alıyorum. Yani içi
Böyle -0,0999999 diye gidiyor. Sıfıra yakın ama sıfırdan bir tık küçük olduğu için biz burada diyoruz ki limiti yoktur diyoruz. Bu kez de 3'e giderkenki limit için şöyle konuşuyoruz. X 3'e giderkenki limit x kare eksi 9 eşittir. Limit x 3'e sağdan giderkenki limit değerine eşittir. X kare eksi 9. Bu da sıfıra eşittir diyoruz. Bakın birincisi bu. İçine yazdığınız nokta içini direkt negatif yapabilir. O zaman limit yok diyorsun. İçine yazdığımız nokta pozitif başka bir değeri eşitse sıfırdan farklı. O zaman diyorum ki ben buraya limit var. Sonucu şudur diyorum. Hesaplayıp şudur diyorum. Ama yazdığım bu üç nokta kökün içine sıfır yapıyorsa bu nokta kritik noktadır. Sağdan soldan limitine bakıyorum. Sağdan limitine baktığımda hani 3'ten bir tık büyük alıyorum ya. İçi evet sıfır olacak ama sıfırın sağdan yaklaşımı şeklinde olacak. Bir tık büyük olduğu için burayı pozitif gibi düşün. Ona direkt sıfır eşit olacak. Ama 3'e soldan yaklaştığımda sıfırdan bir tık küçük olacak ve biz onu sıfır üzeri negatif olarak göstereceğiz. Bu da sıfıra yakın ama bir tık küçük olduğundan negatif bir sayı olacak. O yüzden limiti yok olacak. Bu yüzden 3 noktasındaki limiti sağdaki limitine eşit olacak arkadaşlar. Ama son testte ne yaptık biz? Son testin ikinci sorusunun birinci durumu için açıp göstermek istiyorum. Evet, şuradaki ifade için x yerine 1 yazdığımızda kökün içi 0 oluyor. Yani 1 kritik noktadır. Fakat 1'e sağdan yaklaştığımızda, soldan yaklaştığımızda limitinin olmadığını gördük. Bu yüzden x 1'e giderken limiti yoktur dedik. Buna dikkat edin arkadaşlarım. Burada önemli bir ayrıntı vardı. Gerisi kendiliğinden gelir. Hani kesinlik sorularını yapamayışımızın sebeplerinden biri işte bu ifadeleri tam kavrayamayışımızdan oluyor. Kavradığımızı düşünüyorum. İnşallah köklü ifade gelince kaçırmayacaksınız arkadaşlarım. Diyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Limit konusuna devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.